Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 eğitim öğretim yılına 30 Eylül'de başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin ve velilerin yurt fiyat araştırmaları başladı. Kimi öğrenci kiralık evde kalmayı tercih ederken kimisi de özel yurtlarda kalmayı tercih ediyor. Peki Bursa'da özel yurt fiyatları ne durumda? Üniversitelerin açılmasına çok az bir süre kaldı. Öğrenciler ve velileri de barınma telaşı sardı. Nedir yurtlarda yoğunluk? Sizde son durum ne? Yani biz şu an ee özel yurt olarak hizmet veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı özel yurduz. Bizim yoğunluk oranlarımız %50'lerde şu an. Yani dolmuş olarak şöyle söyleyeyim. Geçen seneden devam eden öğrencilerimiz var elimizde. Sadece mezun öğrencilerimizin yerine birilerini arıyoruz şu an. Telefonla bizi arayanlar var, gelip görenler var. Tabii onlar Kredi Yurtlar Kurumu'nun son listelerinin açıklanmasını bekliyorlar. Buna da hak veriyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Tabii KYK'nın şartlarıyla bizim şartlarımız kıyaslanamaz. Çünkü KYK'da insanlar bir bloğun içindeler. 1500-2000 kişi bir blokta kalıyor. 10-12 katlı. Bunların gerekli olarak düzenlemeleri yapılırken, planlanırken 3 kişilik ya da 4 kişilik planlanmış ama şu an 6 ya da 8 kişinin konaklanacağı şekilde çevrildi maalesef. E tabii bu yoğunluğun içinde de öğrenciler bir telaş içinde o seneyi geçirmeye çalışıyorlar. Benim ailelere her zaman söylediğim bir şey var. Her şeyin bir maliyeti var. Zamanın da bir maliyeti var. Sadece ücret olarak bakmamalı lazım bazı şeylere. Çünkü çocuğunun bir sene geç okuması demek, bir sene geç mezun olması demek okulundan. E o çocuğun yarışça 100 bin, 200 bin daha fazla insan demek bu hayatta. E onun da bir maliyeti var aslında baktığınız zaman. Yani bence bizim tarzımızdaki her şeyi dahil hizmet veren, en azından verdiğin paranın karşılığında ne hizmeti vereceğin yerlere, özel yurtlara, talepte bulunurlarsa, araştırırlarsa bunu bulmak çok zor değil. Basit internetteki Google'a herhangi bir şekilde Bursa'da kız yurdu yazmakla başlayabilirler. Bunu çok rahat bir şekilde çözerler. Ve bizim fiyatlarımız öyle çok aman aman yüksek değil. Yani burada iki kişilik odalarda aylık kahvaltı, yemek bu hizmetlerin tamamının görüldüğü yerler var. Onların fiyatları yaklaşık işte 12 bin liradan başlıyor aylık olarak. Bunu 10 ay ödüyorsunuz işte. 25-30 bin liraya kadar değişiyor yani. Odanın durumuna, büyüklüğüne göre değişiyor. Apart tarzı yerlerin fiyatları da 8-9 bin liralardan başlıyor. 13-14 bin liraya kadar değişiyor. Sistem bu şekilde. Ben daha çok özel yurt tercih etmelerini tavsiye ederim tabii. Herkesin maddi durumuna göre bu işleri ayarlamaları lazım. Bence çok fazla geç de kalmasınlar. Çünkü herkesin sınırlı sayıda yeri kaldı. Bu şekilde yardımcı olabiliriz yani biz. Öğrencilerin konforu burada önemli olan. Yani odanın içinde banyo tuvalet var mı yok mu ortak mı? Birinci değerlendirme bu. İkinci değerlendirme sabah kahvaltı bir akşam yemeği en azından çocuk okuldan geldiğinde bir sıcacık çorba var mı yurtta? Bir yemek var mı? Bu yemek saatlerinin uzunluğu ya mesela bizde kahvaltı 7'de başlıyor on buçukta bitiyor. Yani öğrenci yesin diye bir de yemesin diye olan yurtlar var. Yani 7'de başlıyor 8'de bitiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da akşam yemeği bizde 6'da başlıyor 9'da bitiyor 3 saat. Yani periyodu uzun. Bu tarz yerleri tercih ederlerse onlar için çok daha iyi olur. Bu da tabii bir farkındalık yaratır yani sonuçta çocuklarda. Geçen yıl oranla ne kadar arttı fiyatlar? Yani zaten e, genç spor yönetmeliği var bu konuyla ilgili. Yani tefe artı tüfe bölü 2'yi zaten geçemiyoruz zam olarak. Yani zaten %70 zam yapma şansımız yok. Yani Uludağ Üniversitesi tercih eden öğrencilerin zaten gelir durumu belli. Yani buraya Apollos öğrenci buraya gelmiyor. Yani sonuçta özel okulu tercih ediyor, özel üniversiteyi tercih ediyor. Evine yakın yerde oturuyor, babası araba alıyor gönderiyor çocuğunu, çoluğunu. Yani buraya gelen öğrenciler genelde esnaf, işte memur ailelerin çocukları. E bunların verecekleri fiyatlar da belli. Yani biz de asgari ücrete göre bir fiyat belirlemeye çalışıyoruz. Yani en azından bir asgari ücret, iki asgari ücretle çalışan bir aile bir asgari ücretini çocuğuna versin ve onun okumasını sağlasın gibi düşündüğümüz için fiyatlar onun için bence makul ve mantıklı yani. Zaten çok fazla zam da istesek de yapamayız yani. Onun bir ödeme gücü var çünkü. Ben güven ortamının sağlandığı her yerde kalabilir öğrenci. Yani evde de kalabilir güvenlikse gerçekten güvenli bir yerse. Ama biliyorsunuz Görük'le de maalesef bazı sıkıntılar var. Yani günlük, saatlik, haftalık kiralanan evler var. Ya bu tarz siteler olmadığı zaman güvenli bir şekilde olduğunda çocuklar evde de kalabilir. Ama bizim gibi hizmeti alacak bir noktadaysa eğer istiyorsa bunu yani hizmet talep ediyorsa yani kahvaltısı, yemeği işte bütün doğal giderlerin hepsinin bizim karşıladığımız bir sistemse sınırsız internetleri varsa e tabi ki bizi de tercih edebilirler yani sonuçta. E, ama benim gördüğüm kadarıyla öğrencilerin yüzde sekseni hizmeti alacağı elleri tercih ediyor. Çünkü gerçekten bir sınav zamanı geldiğinde, bir vize, bir final zamanı olduğunda yoğunlukla ders çalışması gereken zamanlarda e, çocuklar kahvaltı ve yemek yapmak için zamanları olmuyor. Ders çalışıyorlar yoğun bir şekilde. Dışarıdan bir şey söyler, bir sıkıntı oluyor. Bir hastaneye gidiyorlar. Ondan sonra 2-3 dersi kaçırıyorlar sınavını. E, okul uzuyor. Dediğim gibi demin anlattım ya bunun da bir maliyeti var. Onun için çocukların çok fazla yorulmayacağı, hizmeti alabileceği yerleri tercih etmeleri de bence fayda var yani.